Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın Motorlar Derneği Başkanım, İlçe Başkanım, İlçe Başkanlarım, sevgili Hendekli Muhtarlarım, hepiniz hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Siyaset aslında sizin yaşadığınız köylerden, eski tabirle köylerden başlıyor. Siyaset sizin yaşadığınız köylerdeki arka sokaklardan başlıyor. Siyaset bir manada köylerimizin daha güzel, daha yaşanılabilir, daha çok üretim noktasında neler yapılabilir noktasından başlıyor. Onun için 24 saat telefonunuzun açık olduğunu, 24 saat halkımızın sorunlarını çözmek için yaptığınız mücadeleyi birebir biliyoruz. Sorunlarınızı çözmek için Sayın Validen başlayarak Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanlarına kadar her noktada haklarınızı, halkın hakkını, hukukunu aramak için verdiğiniz mücadeleyi biliyoruz. Ama bir şeyi bu ülkeyi yönetenler unutuyor. Sizler demokrasinin temel taşısınız. Bu taş niye taşıdır? Bu taş çok kıymetli bir taştır. Bu taşı yerinden oynatanlar gün gelir bunun hesabını sorar diye düşünüyorum. Artık yeni bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem açılıyor. Bu hem Sakarya'da yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır, hem Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Artık daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok vatandaşın yerinde çözüm noktasında siyaset yapılan, yönetilen bir ülkeye doğru gidiyoruz. Artık mahallelerimizle, köylerimizle ilgili sıkıntı ve projeler noktasında belediye meclisine gelen herhangi bir kanun teklifinde ya da önergede muhtarlarımızın doğal meclis üyesi gibi orada konuşmakları olması lazım. Artık muhtarlarımız kendi bünyelerinde çalıştırabileceği sekreteryalar olması lazım. Artık muhtarlarımız kendi dedelerinden, halktan ve o köyü kuran insanların arazi noktasında, konut noktasında, konaklama noktasında, o köyün ederlerini bugün satış noktasında birileri satmışsa bunların hesabının sorulması ve bunları geri almak için yeni bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlangıcı noktasında hareket ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak buradan Sayın Genel Başkanımın selamlarını size iletirken muhtarlarımızla ilgili projelerimizi her daim sizleri ziyaret ederek de anlatmaya çalıştık. Bugüne kadar Sakarya'da 668 muhtarımızın 503'ünü yerinde dolaşarak, köyüne giderek, oranın sorunlarını dinleyerek hareket ettik ve 668 tane muhtarımızı da en kısa zamanda ziyaret edip Sayın Genel Başkanımızı Sakarya'ya getirip sizin yine önünüzde sizin soracağınız sorulara Sayın Genel Başkan'ın net cevaplar vereceğini de göreceksiniz. Hiçbir zaman partisi olmadan seçilebilen sizler, hiçbir siyasi partinin egemenliğinde değilsiniz. Sizler kendi şahsi noktada halktan birebir oy alıp seçilen ama hizmet yaparken de saygınlığı elden bırakmayan noktada hareket ettiğinizi de biliyoruz. Ondan dolayı 24 saat telefonumuz açık, 24 saat grup başkan vekilimizin, ilçe başkanımızın ve tüm örgütümüzün telefonları açık olarak sizlerin emrinde olmak bize gurur ve şeref vermektedir. Şimdilik hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.